Servis saatine gitmeyeceğiz. Oraya yorulur. Oraya öğleden sonra gelene ikinin arası. Görüp gitmemize yok olur. Gramofonlar müzikle ilgili insanların ilk buluştuğu, özellikle manuel, sadece elektriğin olmadığı dönemlerde kolla çevrilen, içerisinde bir zemberek olup kurulan, taş plakları çalan ilk müzik dinlediğimiz cihazdır. Gramofonlar her alanda, her mekanda çalar. Tamamen bunlar el yapımıdır, ilk yapılanlar. Ondan sonra insanların ortak buluşturan nokta müzik olduğu için her dönemde vazgeçilmezdir. Yıllar sonra gramofondan plakçalara, plakçalardan kasetlere, radyolara ve CD'lere, kart okuyuculara geçmese rağmen asla dönüş, öze dönüş, bunlardaki doğal ses hala gün geçtikçe daha değer, daha bir anlam kazanmaktadır. İnsanlar artık her şeyin doğal olanını tekrar arayış içine girmektedir. Gramofonlar taş plaklardan saat çalar, pick-up'lar normal 33 ve 45 dediğimiz plaklara çalar. Ama bizim eski Türk müziğimiz, Türk sanat müziğimiz, Türk halk müziğimiz, bunlar hala geçerliliğini korumaktadır. Diğer belki poplarla ilgili hiçbir müzik kalıcılığını yitirmiştir ama daha büyük aşk ve sevgiyle Türk sanat müziği, Türk halk müziği veya diğer aranjmanlar geçerliliğini korumaktadır. Şimdi yoksa en son teknoloji var insanlarda. İnternetten falan indirebilir, bakabilir, bunu flash belleğe yükleyebilir ama buradaki iğnenin veya bu cızırtıyı doğal bir sesle dinlemek gerekiyor. Yani bunu kopyalamak bile o kadar keyif vermiyor. Bunu canlı dinlemek gerekiyor, gramofonu özellikle diyorum ben. Bundaki işte elektrik yok, herhangi bir alet yok. Kurmalı saatler gibi kuruyorsunuz. İçerisindeki çelik sistemini kuruyor. Bunu tekrar hareket enerjisine çevirip bu üzerine koyduğumuz plakla beraber güzel bir şekilde çalıyor yani.